Orada Saracı'dan. Da takımdan memnundu. İyi takımda aksamıyordu ama orada bir sakatlık problemi, bir 3 maç kaçırdı Saracı'yı ama. Saracı'yı gönderebilecek misin? Bence gönderemez. 1,5 yılını kiraladı. Ben de yani elinde Saracı varken Caner hamlesi bana daha acayip gereksiz bir hamleymiş gibi geliyor. Tam Saracı mükemmel bir oyuncu mu? Mali olarak değil. Diyorsun sen değil mi? Evet evet. İki tane yani aynı seviyede evet, bir küsür milyon euroluk bir oyuncudan bahsediliyor. Artı aralarında savunmasının zayıflığından bahsediliyor Saracı'nın. İkisinin de. Caner'in de savunması çok benzer tipler. Bu arada yani Caner şişirme diyebileceğimiz orta çok yapıyor yani bu. Şanslıyız. Evet. Beşiktaş'ın bir Avusturya takımının son saniye golü vardı Negredo'da. Orada Lins. Da Sabri de çok yapardı hatırlarım işte Aydın Yılmaz'ın golünde. Saracı daha sıfır inmeyi tercih ediyor ki 4 asist fena değil. Son 2 maçta bir ara asisti var. Yani sıfıra iniyor kafasını kaldırıyor ve evet. Pas veriyor. Orada Saracı'daki yani. Sıkıntı tabii Fatih Hoca'nın defansif yönü zayıf. Sıkıntılı olması diyelim. Zayıf demeyelim de. Bu arada yeni, bir de sarı kartları çok... Yeni gelecek Sabek de daha savunma yönü kuvvetli bir Sabek. Omar El-Abdelov yani fena ikili olmayabilirler hani. Mariano'nun olduğu bir düzende Saracı'nın savunma sıkıntısı biraz göze batar. Hani Mariano çünkü önemli. Bir ekleme yapacağım. Tabii. Caner konusuna. Beşiktaş'tan ayrıldığı, açıklandığı an. Yani işte geçen hafta içerisinde evet. Değil mi? Ya da önceki hafta içerisinde. Batur Altıparmak söyledi. Açıklandığı an Galatasaray teklif yapıyor Caner'e. Bu kadar net durum. Hı hı. Yani bilgiler çok sarih. Hani... Tartışmaya açık bilgiler değil. Galatasaray bir yerli solbek arıyor. Kim olabilir zaten? Yok Hasan olur Ali olur olmaz ayrı bir şey. Bak bunu söylüyorum. Belki de Galatasaray'a da olmaz. Başakşehir ama kesin yok. Onu söyleyeyim. Beşiktaş zaten olamaz ayrıldığı için. Fener de benim duyduğum kadarıyla anlaşamıyor. Şu anda bence en yakın ihtimal Galatasaray gibi duruyor. Ben... Ve Caner'in Beşiktaş'tan ayrılma süreci Rıdvan'ın performansından sonra hızlanıyor. Evet. Şeyde mükemmel oynadı ya. Belli oldu. Yani sol bekte rengi belli olunca. Domino etkisi bekliyorum çünkü ben. Çünkü... Aynı zamanda da En Sakala'nın... Tamam mı En Sakala? Hayırlı uğurlu olsun. En Sakala'nın işinin bitme noktası. Yani artık ıslak imza seviyesine çok yakın olmasının nedeniyle zaten. Hı hı. Bir de Rıdvan'ın performansı. Dediler ki Batur Altıparmak'ta haklı olarak tabii bir menajer olarak kendilerine yeni bir yol haritası çizmeye karar verdiler ve bunu açıkladı. Yani. Fatih Hoca'nın sevdiği tarz bir milli... Hatta şöyle söyleyeyim Ersun Hoca belki haksız olacak ama... İlk şeyi Fatih Hoca milli takımda onu sol beke çekerek sonra Ersun Hoca hatırlarsın. Daha sol önde oynardı Fenerbahçe'de. Milli takımda Fatih Hoca oraya iyice yerleştirdikten sonra Fenerbahçe'de sol beke. Fenerbahçe'de 10 numara ile oynamışlığı var ya. Ya ben yani sol bekte... Abdullah Avcı'yı hep sağa açık nasıl oynattın falan diyorlar ya. Fenerbahçe'de dönem sol oralarda oynuyor. Sol bekte şunları bekliyorum Volkan. Novak Fenerbahçe'ye, Hasan Ali Başakşehir'e, Caner Fenerbahçe'ye de Galatasaray. Bir daha söyle, bir daha söyle. Çok yani oyuncular değişebilir. Sol bekte çok bu transfer benim döneminde hareket bekliyorum. Ama Evren Turan'ın söylediği gibi değil. O çok enteresan bir şey söyledi. Erol Bulut Trabzon'a, Okan Buruk Fenerbahçe'ye. Oh. Bir şey daha söyledi. Abdullah Avcı da Başakşehir'e gibi bir tezim vardı dedi Evren Turan. Burada herkes dondu kaldı. Seninki de biraz ona benziyor. İlginç. Ama hocalarda da bunu görebiliriz. Ya Okan Buruk Fenerbahçe olabilir mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlaşılacak. Keşke olsa yani. Benim çok beğendiğim bir teknik adam. Gerçekten çok beğeniyorum. Senin ne arzuladığın önemli değil. Onunla ilgili haberi yaptım. Galatasaray'ı bekliyor. Okan Hoca kariyer planlamasını öyle yapmış. Ve hatta bazı yoklamalar da oldu Fenerbahçe cephesinden. Ama yok diyor yani. Ben Galatasaray'ı bekleyeceğim. Şöyle bir durum... Pardon. Var özür dilerim. Yani profesyonel hayatta Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı olmanız farklı bir takımı çalıştırmayacağınız anlamına gelmez. Hı hı. Farklı bir takımda futbol oynamayacağınız anlamına da gelmez. Söyleyeceğim şeyden Okan Buruk rahatsız olur mu bilmiyorum izliyorsa ama ben Okan Buruk'un çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Birçok kişiden de farklı kişilerden de duydum geçmişte. Benim aldığım bilgi de hı hı. Okan Hoca'nın kariyer planında. Şimdi Fatih Hoca tabii yani ki sadece Galatasaray'da başında. Oynamış bir oyuncu değil o anlamda söylüyorum. Yani çocukluğunda da Galatasaray'da evet. UEFA Kupası'nı kazanan takım için espri yapılır. Çok nadirdir orada. Evet, başka takımları tutan çok sayıda Okan insan var. Okan Buruk onlardan biri değil. Bugün itibariyle Fatih Hoca'nın Galatasaray'dan ayrılma gibi bir durumu yok. Onu söyleyeyim evet, yani bu yanlış anlaşılmaz. Okan Hoca çok bekler diyorsun. Gelecek sezon için falan değil bu. Ama yani Fatih Hoca da artık işte yavaş yavaş... kariyerinin sonuna doğru geliyor. Hı hı. Yani artık o da hocalıktaki jübilesini de yapmaya yaklaşıyor. Ben 1-2 sezon daha maksimum Galatasaray'ın başında kalır. Sonrasında görevi Okan Buruk'a devreder diye düşünüyorum. Çünkü Okan Hoca'nın planı o en azından. Tabii ki yani Galatasaray'ın o dönemki yönetimi teklif yapar mı yapmaz mı bunlar ayrı şeyler de.
Hani böyle de bir hoca varken herhalde gidip sağda solda yabancı hoca falan aramazlar diye. Bu profilde görüldüğü için de Volkan biliyorsun arada çok geçiş dönemi hocalar oldu işte. Tudor öncesi Riker'in arada Bülent Korkmaz'a gidildi. Hani takımı hemen Bülent Ünder'e de gidildi. Okan Buruk orada harcanmadı. İyi oldu aslında. Evet. Zaten hoca da çok güzel kariyer. Okan Hoca'nın başarısız olduğu takım yok bu arada. Yani Gaziantep'i söylediler bana. Bir tane Sivas sadece. Sivas o sezon başarılı olamadı. Zaten küme düştü Okan Hoca sonrasında. Bu arada başlangıçta da Elazığ'da çok iyiydi. Çok kötü bir küme takımı. Küme düşürmesine rağmen çok evet, çok kümede iyiydi. Kümede tutma Gaziantep'te çok çok başarılıydı. Yani hiç yıldız oyuncusu olmayan bir takımdı Antep hatırlıyorum. Hı hı. Hakan Baltan'ın golünü hatırlarsın Kerem. Evet. Yani acayip zorluyordu Gaziantep o sezon. Oynadığı her maç içeride dışarıda. O yüzden Fenerbahçe konusu Okan Hoca ile ilgili diyorum yani ben çok sevdiğim, çok değerli bir teknik adam. Ama çok mümkün gözüküyor. Mesela şöyle bir şey olsa güzel olur. Galatasaray'da başladı. Beşiktaş'ta bitirdi. Yani hocalı büyük takım hocalı da Fenerbahçe'de başlasa mesela. Olmayacak bir şey de değil aslında bakarsan. Ya tabii ki değil. Bir kere Emre Belezoğlu var. Yani o da arkadaşı evet. Adamın. Hani ikna edecekse o eder. En unutamadığım ama spor röportajlarından biridir. Çocukken Fenerbahçeliydim. Galatasaray Beşiktaş taraftan hayranım. Galatasaray'da oynamak istiyorum. Evet. Sen yani biraz öyle olacak. Biraz öyle olacak ama yani Emre Belezoğlu faktörü var. Bu işin içinde. Ama söylüyorum ona rağmen Fenerbahçe Okan Buruk zor. Büyük yani, konuşma. Beni ya tabii ki ya neler oldu yani. Fatih Terim bile bir ara Fenerbahçe'nin başına geçiyordu neredeyse. Çok az kalmıştı. Bundan 20 sene önce. ama ya planlama bu. En azından kafadaki düşünce bu. Yarın öbür gün işler değişir. Ona bir şey diyemem. Ya basketbolda oluyor bu Volkan aslında. Keşke futbolda da olsa yani. Ya basketbolda kimse konuşmuyor çünkü basketbolu bizim buradaki gibi yani. Şimdi vallahi doğru söylüyorsun. Basketbol yapısı çok daha farklı. Ergin Ataman yani, Galatasaray kartı taşıyordu. Beşiktaş şampiyon yaptı ki bence basketboldaki en değerli şampiyonluklardan. Ertuğrul Hoca. %100. Ertuğrul Hoca'nın mı? Galatasaray geçmiş var Fenerbahçe'den önceden. Yani sonuçta Galatasaray Fenerbahçe tabii. Değişiyor sürekli. Hani olabiliyor. Olabiliyor yani. Şimdi Ufuk Sarıca konuşuluyor mesela Fenerbahçe. İyi Beşiktaşlı. Evet. Yani Beşiktaşlı. Hiç de rahatsız olmuyorum ben gayet. Bence de keşke gelse. Okan Buruk Fenerbahçe hiç. Hayır zaten burada rahatsız olan Kerem oldu. Okan Hoca Fenerbahçe. Yok yok. Benlik bir durum yok. Ben Hollywood'un deseydi ya bu arada nacizane ben görüşümü hani bunu lütfen trollük gibi algılamasına Fenerbahçe'nin için Galatasaray mesela çok girdap yaşadı işte. Tudor geldi olmadı, Riekerink'ti. Hamza Hoca sonra hiç olmadı. Orada Fatih Terim'den başka çıkış yolu yoktu Galatasaray için. Ben şu anki Fenerbahçe'de hatta Volkan'ın bugün haberi çok güzel bir haber. İlk kez iki sezon üst üste ilk 5 dışı kalacak. Dün. Galatasaray'da tarihe geçti Dursun Özbek dönemi. İki kez üst üste ilk 5 bitiremedi. Neye varacağım? Fenerbahçe'nin de bu durum hani hangi hoca gelse işi çok zor. Kim başarılı olur dersen Fener'e benim hani kişisel fikrim ben Şenol Güneş mesela gelse Fenerbahçe toparlar diyorum ama herhalde en gerçekleşmeyecek olasılıktır. Bak zaten onu da anlatalım, onu da hatırlamayacak. Yani Şenol Güneş 96-97 sezonu evet. Ya da 97-98 de olabilir. Şimdi yılı tam net hatırlamıyorum. Şenol Güneş'le Ünal Karaman, Rıdvan Dilmen sportif direktörlüğündeki Fenerbahçe'ye devre arasında geliyordu. Çok çok az kalmıştı. Şenol Hoca Rıdvan Hoca'nın altında çalışmak istemedi. Abi, aradan da 23 yıl geçti. Yani Şenol Güneş-Fenerbahçe olası ilişkisini trollükle suçlamamak çok zor. Yani evet. Yani ama hayır ben başarılı olur diyorum. Ya olur tabii, neden tabii. Olmasın yani zaten? Çok başarılı bir teknik adam. Kim gelirse Şenol gelsin Güneş, çok zor Şenol Güneş işte. O çok başarılı bir teknik adam. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Ha, güzel bana kalsa, bir bana ilişki sorsam, olabilir. Ben zaten Aykut Kocaman'la devam ederdim. Ama hani öyle bir girdaba girdi ya. Koku olmuyor. Ersun Hoca olmadı. Bundan sonra gelecek Erol Hoca gelirse ve Abdullah Avcı hani çok başarılı olur diyemiyorum. Kestiremiyorum hani Şenol Güneş bence ne yapar eder? Aykutçu muhabirler bir destekçi kim daha kazandı. Kim gelirse gelsin işi çok diyebilir zor. Miyiz? Tabii tabii o şimdi. Hayır sen diyorsun ki Şenol Güneş Fenerbahçe'yi toparlar diyorsun. Ama yok o konuda bir şey Şenol Güneş Fenerbahçe'de olsa hani o profil evet. Bir teknik adam toparlar. O Beşiktaş'a da Şenol Güneş'i kim toparlayacak ondan sonra? Yani tamam Fenerbahçe toparlar kolay mı? Aykutçuluk konusunda bir güncelleme yapayım. Evet şimdi o Güneş Fenerbahçe olayından uzaklaşalım. O konuda evet ya, Sayın Başkan da İtobik bir yaklaşım oldu evet. Yani. Troll demeyelim. Aykut Kocaman konusunda Sayın Başkan da bazı ifadeler kullandı. Dedi ki yani bazı şeyleri çok fazla değiştirmeye çalıştık ilk geldiğimizde falan diyerek hani Aykut Hoca'yı göndermeseydim iyiydi diye çevirebileceğimiz alt metninde bu yatan bazı ifadeler kullandı. Yani, abi daha açık konuşalım. Ali Koç Aykut Kocaman konusunda bin pişman. Bence öyle. Ve şunu söyleyeyim sana. Bak ben bu konuda
En son suçlayacağım insan Ali Koç'tur, biliyor musun? Çünkü o dönem öyle bir yapı vardı. O yapı sonra kısmen dağıldı. Aykut Hoca'nın karşısında bir cephe vardı yönetimde. Nasıl bir cephe abi? Abi anti Aykut. Sen nasıl bana Aykutçu diyorsun? Onlar da anti Aykutçuydu. Hayır, çok sana, açık ve net söylüyorum. Ben söylemiyorum. Bana bir tane yönetici dedi ki söz konusu bile değil dedi. Aykut Hoca'nın kalması için.